Merhaba arkadaşlar. Bugün Aksaray'da Has Döner'deyiz. Kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri hayvanların etleriyle hem lezzet hem de fiyat konusunda iddialılar. Has Döner açıkçası işinin hakkını fazlasıyla veriyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkürler. Ustam bu yaprak döner. Evet. İçerisinde kullanmış olduğumuz kuyruk yağı mı yoksa kavram yağı? Kuyruk yağı. Çok güzel. Evet. Ete lezzet kadar şeylerden bir tanesi. Kuyruk yağı. %100. Hayvanın genelde hangi bölümünü kullanıyoruz? Genellikle but. But değil. Evet. Peki etimiz belli mi? Merneden geçiyor mu? Terbiyeyi görüyor mu? Evet, tabii ki de, tabii ki. 24 saat terbiyede kalıyor. Hı hı. Ondan sonra dönüyor. Terbiyede soğan suyu. Soğan, domates, kekik, kimyon, karabiber, yoğurt ve ayçiçek yağı. Tamam, vallahi helal olsun. Hiç kimse bu şekilde vermek istiyor, biliyor musun? Evet. Ama kendinden emin olmamız da diyorum ki sırrını verir. Neden verir? Çünkü kimse o oranı tutturamaz. Aynen. Karabiberi fazla katar, domatesi fazla koyar. Aynen öyle. Yani oranı tutturmak apayrı bir şey. O ustalık işi. Evet. Bir şeye dikkatimi çekti. Bu üst tarafında ne var? O demek kuyruk. Evet. Etin kurumaması için yukarı. Sürekli evet, tam nemli kalacak. Evet. Yoksa domates koymuşuz. Evet. O domates sadece süs için. Evet. İlk olmuş ama. Süs için kuramış domates. Ustam kaç yıldır bu işte? 37. 37 yıllık birikim var. Evet. Kıyafet saklıyor ustalardan. Ustabaşısın galiba. Evet. Allah'a meselesin. Emekli oldun. Yok daha olamam. Olursun inşallah. Bir buçuk yıl var inşallah. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gelsin. Açtı makinada. Bir defa çevirdi. Bir defa dönmez yeter. Ya otomasyon böyle bir şey. Görsen abi. Burada kullanmış olduğunuz beyaz. Burada Has Döner yazıyor ama burada sadece döner satmıyoruz gördüğüm kadarıyla. Evet. Burada antikot mu var? Antikot, filemiz var, kuzu şiş, tavuk şiş çeşitlerimiz var. Tavuk kanat yapıyoruz. Şunu mesela. Şimdi defa görüyorum. Burada bizim kendi üretimimiz olan Has sucuğu, Osmanlı beden sucuğu şeklinde ürettiğimiz sucuk. Bunu mangalda, ızgarada çok güzel oluyor. Oradan müşterilerimize varken sucuk ızgarayı sucuk şeşirinden yapıyorum. Çok güzel değil mi? Bunun böyle ayrılmıyor. Bütün halde. Köfte gibi çıkıyor. Tabii. Çok hoş oldu. Bir arkadaşımız aynısını yapıyordu. Kanadımız var. Kanadımız var. Rizalamız var. Adana'mız. Rizola var. Adana'mız var. Adana'da çok oldu. Evet. Rizola yine aynı şekilde. Şimdi bir Adana olarak merak ettim. Evet. Adana'ya kaç gram satıyorsunuz? Bizdeki Adana servislerimiz bizim 200 gram var. Tek porsiyon olarak yaptığımız. Bizim gramajlar normalden biraz yüksek. Hı-hı. 1,5 olarak yaptığımız Adana'yı da 300 gramdan yapıyoruz. Bir saniye. Şimdi bak burada böyle bir içim burkuldu. Evet. Biraz açıkçası Adana'da 140 gram takarken 140 siz burada gram. Evet. 200 gram takıyorsunuz. 200 gram fiyatımız nedir? Şu an 23 lira. 23 lira. Evet. Şu an normal. Peki, ya kendimi haklı çıkarmak için söylüyorum. Adanalıları haklı çıkarmak için söylüyorum. 23 liranın yanında salata çeşitleri ücretli mi, ücretsiz mi? Salatalar bizde bütün ürünlerimizin yanında ikram olarak veriyoruz. Salatalara ekstra bir ücret almıyoruz. Yanında
Salatalarımız tamamen ücretsizdir. Fiyatlarımız da çok cazip. Normalde... Peki yani bu kadar ucuz olmasının sebebi? Etleri kendiniz mi temin ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Normal hayvanları biz kendimiz kesiyoruz. Normal biliyorsunuz Adana'da yine kuzu eti yapıyoruz. Hani Adana... Kuzu eti olmasına rağmen 23 lira. Tabii 23 lira. Dana değil yani. Yok. Bizim yani Adana'da Adana yemekle bizim burada Adana yemek arasında hiçbir fark yoktur yine. Ya ustam helal olsun diyorum. Ya sadece et gözüyle bakıyorum. Evet. Arada 60 gram fark var. 60 gram bizim mahalle aralarında adamlar evet. Dürüm yapıp veriyor. Doğru. Ve fiyat tekrar eder misiniz? Bir daha alayım. Fiyatımız 23 lira. 23 lira. Vallahi helal olsun diyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin ustam. Sağ ol ustam. Sucuk yapıyoruz galiba. Evet abi. Bu bir porsiyon mu? Evet, bir porsiyon. Sucuk ekmek mi hocam? Sucuk ekmek şeklinde de yapıyoruz. Normal sucuk servis isteyen müşterilerimize sucuk. Kaç gram var ustam burada? 120 gram. Ekmek arası olanları 120 gram. Servis şeklinde olanlar da 150 gram. Tabii talebe göre bunları müşterinin isteğine göre de artırabiliyoruz. Fiyatınız nedir peki? Normal sucuk servisimizde 18 lira fiyat. 18 lira. Ekmek arası? Ekmek arası da 13,5 lira. Evet. 13,5 lira. Çok güzel aslında. Kolay gelsin. Burası bir restoran olmaktan çok şarküteri olmuş. Aynı zamanda ailelerin alışveriş mekanı olmuş. Abi bir aile buraya geldiğinde bütün ihtiyacını karşılayıp gidebiliyor yani. Tabii ki öyle. Şimdi evet. Bunları siz üretiyorsunuz. Has Sucuk bizim Has Döner markası adı altında ürettiğimiz kendimize ait. Kendimizin bunun çok güzel bir şey. Yani bu gıda güvenliği sertifikası almak her konuşan öz bir şey değil. Hem ISO 22000 hem de ISO 9000 kalite yönetim sistemin belgesine sahip bizim normal güvenliği yiyebilecekleri kalitede üretmeye gayret gösteriyoruz. Sucuk da normal sadece Aksaray'da değil. Şu an tüm Türkiye'nin de her yerini buradan internetten satış sitemiz var hasucuk.com'da. Buradan Türkiye'nin her yerine sucuk gönderiyoruz. 58, 58, 58, 58. Hiç fark yok. Bütün sucuklarımız kalite olarak, et kalitesi olarak aynı fiyatı. Sadece yapılışları birbirinden farklı. Kangal sucuklarımız acısız, parmak sucuklarımız acılı olarak üretiliyor. Koyun yoğurdu, camut yoğurdu. Masaraya has ürünler bunlar. Koyun yoğurdu. Aksaray'ın kendine has özel tereyağı. Bunları da bu şekilde burada müşterilerimize sunuyoruz. Çok güzel. Burada tatlı çeşitlerimiz var. Ya şunu söyleyecek misin bana? Bunlar da bizim üretimimiz. Yok, bunlar da bizim üretimimiz değil. Şu an tatlı üretimimizi yapıyoruz ama normal hedeflerimiz arasında var. Ama Antepli ustalarımızın Aksaray'daki yapmış olduğu ürünler. Gönül rahatlığıyla normal bütün ürünlerimiz Antepli çiftçidir. Bizim en çok rağbet veren. Şu özellikle efsane görünüyor. Çok evet. Fıstıklı baklava, yeşil midye baklava diyoruz. Evet. Baklava çeşitimiz. Havuç dilim. Bu da havuç dilim, evet. Çok güzel. Şimdi Adem Bey, geldik bu işin en güzel tarafına. 1998'den bu yana bir kuruluş var ve onun ürünü burada. Yani 22 yıllık bir deneyim. Etleri kendiniz üretiyorsunuz. Ustalarımız kendileri marine ediyor. Daha doğrusu terbiye diyelim. Bizim şöyle, bizim kendimize kendimizce belirlediğimiz normal kriterler var. O kriterlere uygun hayvanları kesiyoruz. Mesela bizim süt danası kesiyoruz. Normal tabii dönerin olmazsa olmazı içinde kuyruk yağı da var. Normal kuzu etiyle bunu birleştirip
kendimize özgü bir sosla bu lezzeti ortaya çıkarmak için uğraş veriyoruz diye. Ve çok güzel olmuş. Evet. Yumuşacık. Dişi olmayan bir insan bunu evet. yiyebilir rahatlıkla. Evet. Peki insanlar bu masayı kaça alır? Şimdi şöyle, normalde et dönerde tabii farklı gramajlar var. Hı-hı. Normalde mesela bizim şubemizde tek et döneri biz burada 120 gram olarak müşterilerimize sunuyoruz. Evet. Normalde fiyatı 21 lira. Bir yanında mı salatalar? Salatalar ikram olarak geliyor. İçeceğimiz? İçeceğimiz ayranımız var, açık ayranımız. Bununla beraber? Bununla beraber 23,5 lira. Evet. Çok güzel. Ellerine sağlık. Yani bize yemek kalıyor, afiyetle yemek kalıyor. Peki bu işletme hangi saatler arasında açık? Şimdi şöyle, öncelikle şundan bahsedeyim. Normalde bizim pastaneler olarak şu an 4 şube olarak Aksaray'da hizmet vermekteyiz. Şu an 4 şubemiz var. Bu şube bizim Ankara Yol Boyu Şubesi diyoruz biz buraya. Burası sabah 7.30'da, gece saat 1.30 arasında açız. Çok uzun arasında. Bir süre. Sabah 7.30, gece 1.30. Buna yani normal... göç etmek biraz zor. Hı. Allah kolaylık versin. Diğer şubelerimizde? Diğer şubelerimizde yine çarşıda kafeler caddesinde bir şubemiz var. Orası da sabah 9'da açılıyor. Yine akşam 10'a kadar orada da hizmet veriyoruz. 40 metrelik şube dediğimiz şube var. O da sabah 9'da, 8.30-9'da açılıyor. Orası da akşam gece 22'ye kadar, 10'a kadar açılıyor. Şimdi gördüm onu, burayı ararken gördüm. 40 metrelik şube. Niye böyle bir isim? Şimdi normalde o şubenin bulunduğu yolun ismi 40 metrelik yol diyor biz ona. Normal orası 40 metrelik yol. Hı. O yol üstünde olduğu için oranladı. Biz şimdi... de 40 metrelik şube diye. Şimdi ben bilmeyince evet. isterseniz biraz tuhafına gitti. Siz de söyleyince hatırlayıp sorma ihtiyacı duydum. Evet. Aksaray'ı fazla bilmiyorum. Adanalıyım. Evet. Ustam vallahi şöyle söyleyeyim. Burada diyecek söz bırakmadınız. Yumuşacık bir et. Ağızları evet. dağılıyor. Dişi olmayan insan dahi bunu çok rahatlıkla yiyebilir. Evet. Artı yanında şu yayık ayranı var. Bu da mükemmel. Hele şunu bir lavaşla orada. Ablalarımız açıyor. Evet. Hemen sıcak sıcak evet. anında üretin. Gözümüzün önüne aynen. getiriyorlar. Bunu yiyen size dua eder. İnşallah. Bunu bu fiyata yiyen size ikinci kez dua eder. Ne diyelim? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel lezzetlerin, böyle güzel mekanların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.